EG Veranda VK Alu Design bizden bizeyi sunar. Bizden bize de bu hafta başarılı iş insanları Servet ve Makbule Kaya'nın yanındayız. Bugüne kadar birçok önemli şirketin yöneticiliğini yapan başarılı çift sıfırdan zirveye yükseliş öykülerini bizden bizeyi anlattı. Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak Oberhausen'dayız. Yanımızda çok değerli insanlar var. Makbule Hanım yanımızda, iyi bir iş insanı. Servet Bey yanımızda. MS Dean Stanston GmbH'nın kurucuları. Yıllardır sektöründe çok başarılı işler yapıyorlar. Merhabalar Makbule Hanım, ben size başlayayım. Merhaba, öncelikle Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Güneşli bir günde bir aradayız, ne güzel. Hava inşallah böyle devam eder. İnşallah. Mayıs ayında ama yazın adeta tadını çıkartmaya başladık. İnşallah öyle olur, evet. Güzel geçer ama evet. Bakalım. İsterseniz içeri geçelim, çalışmalarınızın sohbetimize devam edelim. Buyurun, ne dersiniz? Buyurun gelin. Buyurun. Beraber. Kaç yıl oldu sektöre gireli hemen? Ya toplu halde bu şirket 7 yıldır kuruldu. Ondan önce ortak yaptığımız arkadaşlar vardı. Onlardan ayrıldık ve kendi başımıza Makbule Hanım'la beraber evet. El ele verdik, savaştık evet. Ve bugünlere geldik çok gayet şükür. Güzel. Bu arada hemen seyircilerimiz de görüyordur. Büyük bir emek var herhalde değil mi Makbule Hanım? Baya bir büyük bir emek var. Burada iki şirketin bir sertifikatı var. Bir evet. Şirket engineering üzerine. Evet, mühendislik üzerine bu arada seyircilerimize hatırlatalım. Büyük rafinerileri evet. Bitirim alanına alıyoruz, bitiriyoruz. Evet. O şekilde teslim ediyoruz. Evet. Öteki şirket ve sertifikatları temizlik, logistik ve büyük evet. Şirketlere direkt evet. Giriyoruz, direkt çalışıyoruz. Ayrıyeten ileride başka bir sertifikat var. Çok büyük 116 yıllık bir şirketle bir ortaklığımız var. Kraftwerklerde ve rafinerilerde anahtar teslim, bütün aletiyle, bütün personeliyle Schlüsselfertig dediğimiz evet. Projeleri yani ver. Belirtelim anahtar teslimi. Aynen öyle. Evet. Bunu yapan çok az şirket var. Çünkü Angebot'u falan bu teklifleri sunuyorsunuz. Aynen öyle. Sunuyoruz. İncinörlüğümüz var evet. Ve bu işleri yapıyor. Ayrıca da eşimin dediği gibi facility management dediğimiz evet. Security temizlik alanında, Deutsche Bahn'da yaptığımız işler, bunları direktmen kendimiz alıyoruz ve bunları dediğimiz gibi personelimizle beraber bitiriyoruz. Çalışmak nasıl Makbule Hanım'la? Vallahi Makbule Hanım çok aktif çok bir insan, herhalde. Çok disiplinli bir insan. Makbule Hanım'a kalmış olsa burada bütün 24 saatini geçirecek. Evet. Küçük 24 bir, saat de yetmeyecek. 24 saat bile yetmiyor. Evet. Ama ben daha çok tabii ki evci bir insanım. Diyorum ki 8 saatimi Alman evet. Stili olsun ama bazen evet. Olmuyor tabii evet. Ki. Gecelere kadar burada hesap, kitap. Ama çok şükür iyi bir partnerim, eşim de iş yerinde. İş partnerim, evde de eşim. Ne güzel. Türkiye ekonomisine de bu arada katkıda bulunuyorsunuz. Evet, aynen çok öyle. Türkiye'de tabii ki belli bir yatırımlarımız var. Evet. Buradaki sisteme de uyuyoruz tabii ki. Finansamt olsun, evet. Kanunlara da evet. Uygun şekilde işler evet. Yapıyoruz. Evet. Adil Bey, biz burada daha çok ciromuzu yükseltebiliriz ama maalesef personelde sıkıntımız var. Evet. Kalife elemanı Almanya'da bayağı bir azaldı. Onun için de onda sıkıntımız oluyor. Yoksa iş olarak size başvurabilirler mi? Peki sizin iş sektöründe olanlar? Evet, her zaman başvurabilirler. Kalife elemana gerçekten çok çok ihtiyaç var. Lazım ama maalesef burada yok. Bu arada biraz önce sohbetimizde de hemen o konuya değinmek istiyorum. Siz çok yönlü bir insansınız. Eşiniz de öyle aynı şekilde. Hatta Zonguldak'a gitme bir maceranız. Onu isterseniz seyircilerimize anlatalım. Evet, Zonguldak'a gittim. Kömür ocaklarına girdim. Hatat'a, Amasra'ya gittik. Orada incelerlerle tanıştık. Çok mühendislerle. Mühendislerle tanıştık. Çalışmalarımız oldu. Görüşmelerimiz oldu. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Pandemi sürecinde herhalde biraz askıya alındı. Hatta yerin 1500 metre. Korkmadınız mı peki bir kadın olarak? Hayır, çok güzeldi, çok heyecanlıydı.
önümüzdeki projeler çok büyük, güçlü bir Alman şirketiyle beraber ortak iş yapmayı hedefliyoruz. Şu an hesap kitaplarda uğraşıyoruz. Şu anda proje bazında ama devam edecek. Şu an işçilerimiz o şirkette ve o işi öğreniyorlar. Yakında da kendi halemizde bu işleri kendimiz bitireceğiz. Yani kaynak işlerini. Bunlar çok büyük bir yeraltı makinesi için yapılan malzemeler. Servet Bey, Makbule Hanım, gününüz nasıl geçiyor sizin? Yani 24 saatiniz. Herhalde sabah kahve içerek başlıyorsunuz güne. Yetiyor mu zaman? Zaman anlamında. Bana yetmiyor. Evet. Ben yani günlük 2-3 saatlik uykum var. Evet. Onun dışında her zaman şirketlerle uğraşıyorum. Evet. Sizi mutlu eden de bu herhalde, değil mi? Yani çalışmak. Peki hobileriniz var mı? Böyle zamanım formda yok. Kalmak. Zamanım yok. Evet. Herhalde o koşturmada. Yemeği de çok seviyorum hatta. Var ya. Evet, onu da çok seviyorum. Gayet güzel. Ama hobi yapacak spor dalı falan maalesef zaman bulamıyorum. Evet. Bir de ben başka bir yönünüzü de biliyorum. Geçtiğimiz zamanlarda yapımcı Hasan Vatan'ın filminde de destek verdiniz. Sanata ve sanatçıya da değer veriyorsunuz. Sinemayı sever misiniz bu arada? Sinemayı çok seviyoruz. Kısa zaman içinde Hasan Vatan'ın bir film projesinde Die Übergabe, Teslimat filminde sponsorluğunu yaptık. Hasan Vatan sağ olsun bize de orada bir rol verdi. Çok yani güzel. Oyunculuk da yaptınız bu arada eş olarak. Evet, eşimle beraber çok güzel geçti. Hobi olarak da şu an buraya yakın bir mekan yapımı devam ediyor. Orada hobi olarak bu stresi atmak için ellerimle müşterilerime ve misafirlerimize ellerimle yemek yapmayı hedefliyorum. Çok güzel bir projem var. Yemeği de seviyorsunuz, yapmayı da, insanlara ikramda da bulunmayı herhalde. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Yolunuz açık olsun diyelim. Hakikaten başarılı işler yapıyorsunuz. Avrupa'da da gerçekten kolay değil. İş yapmak, başarılı olmak, zirvede kalmak. Siz de bunu yıllardır başarıyorsunuz. Makbule Hanım, Servet Bey, çok teşekkür ediyorum size. Önümüzdeki zamanlarda görüşmek üzere. Peki buradan son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii önce sağlık, pandemi sürecini atlattık. İnşallah savaşlar olmaz. Barışçıl bir dünyada yaşarız. Biz neler evet, barışçıl bir dünyada yaşarız inşallah. Korona gibi bir şey daha gelmeyeceğini umarız. İnsanlar mutlu olsun, günlerini yaşasınlar. Teşekkür ediyorum bütün herkese, saygılar, sevgiler, herkese başarılı ve sağlıklı bir ömür diliyoruz. İnşallah. Buradan Konya'ya, Ankara'ya, Türkiye'ye de bir selam. Bir el sallayalım beraber. Evet. Hoşça kalın. Ege Veranda, VK Alu Design bizden bizeyi sundu.